Evet arkadaşlar, yolculuğumuz başladı. Saatimiz 4.15. Biz şimdi Çömi'ye geldik. Çanakkale özel, ne oluyor bu bilmiyorum. Çömi'nin açılımı Çanakkale Çomi. Ha, 18 Mart hastanesine geldik. Orada korona testi yaptıracağız. Ondan sonra o testin sonucu bize devlete gelecekmiş. Bakalım arkadaşlar. Sonra biz Almancılar Türkiye'yi hani laf söylüyoruz, laf şey yapıyoruz diye Türkiye'dekiler milliyetçilik duyguları kabarıp kızıyorlar ya bize. Daha dün değil, evvelsi gün telefon açtım bu test nerede yapılıyor diye. Dediler ki toplum sağlık merkezinde. Tamam, önce ücretsiz dediler hatta. Okey, ondan sonra dün tekrar telefon açtım randevu alabilmek için. Dediler ki toplantı yapıldı, kural değişti. Çömi yapıyor dedi. Yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin hastanesi. Biraz önce çekim yaptım zaten, görürsünüz, oraya gittik. İçeride dediler ki ne zaman siz telefon açtınız? İşte dün. İşte tekrar değişti kurallar. Tekrar toplum sağlık merkezi. Tamam dedik. Hadi telefon açtım. Dediler işte böyle böyle. İşte bugünkü numuneler gitti laboratuvara dediler. Tamam dedik, yani bugün alın, bizimkisini de yarın gönderin, bizim için daha iyi. Çünkü 48 saat içerisinde Almanya'ya vereceğiz ya. Telefonu kapattım, adres normal navigasyondan girdim. Bizi çok saçma sapan alakasız sanayinin orada bir yere götürdü. Şimdi telefon açtım, dedim böyle böyle, navigasyonu buraya getirdi. Ha yok, orası değil artık. Biz işte bilmem Alman Caddesi'ne taşındık. Arkadan da beyefendi bağırıyor. Ya kordondan gelsinler işte. Sanki yani biz her gün böyle toplum sağlık merkezine giden gelen insanlarız. Şimdi oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mesainin bitmesine de aşağı yukarı bir 20 dakika kaldı. Bakalım. Gelişmelerden haberdar ederim sizi zaten. Evet arkadaşlar. Gittikçe sinirler tepeme çıkıyor. Toplum sağlık merkezine girdik. Bir bayan doktor oturmuş, ağzında maske falan da yok. İşte Halk Bankası'na ücret yatırdınız mı? Ya dedim ki hanımefendi, dün aradığımda hiç böyle bir şey yoktu. Yani bunlar bu dediklerinizi biz bilmiyoruz. Biz ona göre planladık. Hani son bir saat kala geldik. 48 saatimiz yetişsin diye. İşte olmaz, işte bilmem ne. Şimdi geldik ki Erkan İş Bankası'nın bankamatikten o Halk Bankası'nın IBAN'ına parayı yatıracak. 105 TL kişi başına. Ondan sonra işte testi yapacaklar. Testi götürecekler, sonra gönderilecek şeye, Çömi'ye, üniversiteye. Ondan sonra da inşallah E-Devlet'e gönderilecek sonuçlar. Tabi Almanya bunu nasıl kabul edecek bilmiyorum. Yani ben bunu Almanya'da ne şekilde göstereceğim, ne anlatacağım ben bilmiyorum. Neyse bakalım ne olacak. Arkadaşlar Erkan da ben de, inanın yani ben Erkan'ı bu kadar sinirli görmemiştim. 4 senelik birlikteliğimizde. Yani Türkiye'de insan kanser olur kesinlikle arkadaşlar. Yani bize çok ters geliyor. Belki Türkiye'dekiler daha alışık, böyle daha rahat, daha relaxlar böyle, ama yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Test yaptıramadık arkadaşlar. Biz şimdi gemiye bineceğiz. Çanakkale'den Gelibolu'ya, Avrupa tarafına geçeceğiz. Babam sağ olsun Bursa'da İbrahim Erdoğan abim, gazeteci abim, onunla irtibata geçtik. O da Edirne'den Lütfü Bey'le kontağa geçti. Artık biz Edirne'de hastanenin acil bölümüne gireceğiz. Orada testimizi yaptıracağız. E-Devlet'e ya da bir şekilde bize ulaştıracaklar e-mail yoluyla. Ondan sonra tabii ya, Almanya'da bunu yetkili birime ulaştıracağız. 51. Ondan sonra inşallah bu şekilde gider, olmadı artık ben bilmiyorum. Yani Almanya'da herhalde. Almanya'da yaptırırız ama büyük bir ihtimalle olur gibime geliyor. Şimdi gemiye biniyoruz dediğim gibi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sensiz asla sevgili eşim kameraman Cevat Kelle bana benzinlikten bunu aldı. Al şunu diye önüme attı. Çok mutlu oldum yani. Teşekkür ederim sevgili eşim. Sensiz asla. Sensiz de asla. Arkadaşlar, aynen park et, gir ya.
kadar acil servise giriliyor. Bahsettiğimiz Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne geldik. Çok güzel bir yere benziyor. Bakalım korona testimizi burada yapacaklarmış. Evet arkadaşlar, TC Sağlık Bakanlığı ne yazıyor? Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Arkadaşlar, isteyen kızsın, istemeyen kızmasın. Türkiye'nin sağlığı, bilmem nesi, işlemi, prosedürleri rezillik arkadaşlar, rezillik. Yani bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Hafta arası sağlık merkezi, hafta sonu hastaneler sözde bakıyor. Hastanede bir tane yetkili yok. Laboratuvarları yokmuş. Tıp fakültesine gönderilecekmiş. Tıp fakültesinden pazartesi günü açıyormuş tıp fakültesi. İşte bize daha bugün bildiri geldi. Biz de bilmiyoruz. Bu kadar rezillik yani olamaz. Hani görüntü şey ama bayanın dediği gibi bizi herkes kıskanıyor değil mi? Türkiye'yi herkes kıskanıyor. Her şeyimiz yolunda. Yani aylardan beri korona yurt dışında yaşayanları kimse düşünmüyor. Çok yani sinirliyim, üzgünüm. Biz geliyoruz arkadaşlar. Testimizi yaptıramadık. Almanya'ya gelince ararız Gesundheitsamt'ı. Gelip artık testimizi yaparlar. 2 haftada parasız evimizde otururuz. Türkiye'nin sayesinde. Çünkü biz geldiğimiz vakit karantina diye bir şey yoktu. 16 Haziran'da başladı bu karantina olayı. Biz Kapıkule'ye devam. Çıkalım Türkiye'den. Türkiye'den çıktıktan sonra diğer sıkıntı Bulgaristan'a girelim. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kapıkule gümrük çıkışı arkadaşlar. Önümüzde bir tane araba var. Başka kimse yok. Arkadaşlar, Republic Bulgaria, Avrupa Birliği ülkesine gireceğiz. Yaklaşık bir 45 dakika oldu. Evet, çok büyük bir zaman değil ama halen daha bekliyoruz. Ne ilerleyen var ne bir şey. Tek kapı çalışıyor. Böyle bekliyoruz. Arkadaşlar, diğer dediğim gibi sıkıntı memleket ya, yemin ediyorum. Bulgaristan gümrüğünü geçtik şimdi. Sırayla parsı indirdiler, bagajın altına baktılar, tekerleğin altına baktılar. Her yere didik didik baktılar, bavulu açtılar. Yani aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tabii biz geçen seneden akıllıyız. Geçen sene 2 karton sigaramız vardı. Onları almışlardı. Bize birer paket vermişlerdi. Bu sene almadık. Sadece 2 paket Erkan kendini aldı. 2 paket ben aldım Türkiye'den. Öyle. Biraz zeytinyağımız vardı yarım. Zeytinimiz vardı yarım. Yoksa hepsini alacaktı. Aklınızda bulunsun arkadaşlar yani. Şimdi Bulgaristan'a geçeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, hep arkadaşlar diye başlıyorum. Sevgili dostlar, Bulgarlardan çıktık. Sırba girdik. Gümrükte bir kişi bile yoktu. Kontrol falan da etmediler. Yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek üzere.
geldik arkadaşlar. Önümüzde 1, 2, 3 araba var. Vallahi girişte giriş bomboş arkadaşlar. Sırp'tan Türkiye'ye gelmek isteyen boş. Kimse yok. Arkadaşlar ileride görüyorsanız elbiselerin ceplerine kadar bakıyor Sırplar. Bütün her şeyi boşaltmışlar. Evet, Sırbistan'dan çıktık arkadaşlar. 2 dakika sürmedi. Komşu dedi arabada ne var dedi. 2 tane köpek var dedik. Cem Arşı köpekleri gördü. Tamam komşu dedi arabada esrar var dedi. Başladık gülmeye tabii. Dedik yok dedik esrar filan. Şimdi Hırvatistan'a giriş yapacağız. Göründüğü gibi kimse yok. Çıkışta var. 3-4 araba var. Girişte de aynı şekilde 3-4 araba görüyorsunuz zaten. Şurada ileride. Hatta karavan var. 2-4-6-8 araba giriş. İşte biz de 6.'yız çıkışta. Geçtik. Peynir, sucuk yok. Oil yok. Kaç karton sigara? 2. Okey, geç. Geçtik ama gene bir bekledik yani bayağı bir. Önümüzde 3 araba, 4 araba olmasına rağmen. Neyse. Gidiyoruz. Arkadaşlar, Hırvat'tan Slovenya'ya geçiş Maribor üzerinden verdiği navigasyon. Maut parasını ödedikten sonra hemen trafik başlıyor, stav başlıyor. Herhalde bayağı bir uzun stav bu. Gümrüğe kadar, Slovenya girişine kadar böyle adım adım ilerliyoruz. Selam. Pers! Sers! Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar biz Österreich'teyiz. Şimdi otoban parasını ödeyeceğiz. Yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz. Navigasyon 451 kilometre diyor. Saat 9'da evdeymişiz. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Eğleniyoruz. Şarkı söylüyoruz. Ben salaklıklar yapıyorum. Kameraman Cevet Kelle bana gülüyor. Karşım. Kuzum Sıla. Artık çok sıkıldılar. Çok bunaldılar. Nasılsın Kemerman? Ben de yoruldum. Kemerman da yorulmuş. Ben valla yorulmadım. Cin cin bakın cin cin. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgili arkadaşlar. İkinci vatan Almanya. Zalim vatan. Gireli çok oldu. Evimize 90 kilometre kaldı. Ve şu görüntüye bakar mısınız? Korkunç. Grau grau gri gri. Bulutlar kaplamış. Ama şimdi biz bu virajı dönünce aydınlık olmaya başladı bu taraf. Evet arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle tatilimiz bitti. Yolculuğumuz da bitmek üzere. Evimize, çocuklarımıza kavuşacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Ve yolun sonu gelmiştir arkadaşlar. Sağ salim biz evimize geldik. Evimize geldik.